Merhabalar herkese. Bugün 19 Mart 2020. Bu saat itibariyle saat şu anda 19.30. Bu saat itibariyle dünya genelinde gerçekleşen koronavirüs vakasının toplamını ve ölen insanlar, daha sonra da bu vakaya yakalanan ve şu anda tekrar geri sağlığına kavuşan insanlar açısından sizlere bir canlı yayınlanan bir bilgi vermek istiyorum. Toplam dünya genelinde 230.055 insan şu ana kadar koronavirüs vakası nedeniyle gözaltı altına alınmış durumda. Bu insanlardan 9.358'i maalesef yaşamını yitirmiş ve bu 230.000 insandan 84.557 insan ise tekrar yaşamına geri devam ediyor ve sağlığına kavuşmuş durumda. Şöyle bir dünya geneline baktığımız zaman, bakın şurada başlangıç itibariyle normal bir seyir var ve 1. ayın 30'undan itibaren Çin'de başlamak üzere ciddi bir yükseliş var. Yukarıya doğru biliyorsunuz. Burada da aynı durumda yine bir ciddi bir yükseliş var ve şu anda şu trendde gördüğümüz gibi ayın özellikle ayın 5'in ayın 3'ünden itibaren Avrupa'ya yayılması itibariyle yukarıya doğru çok ciddi bir yükseliş var şu anda. Bu çizelgede sizler de görüyorsunuz. Şeylere bakalım, dünya geneline bakalım, hangi ülkede ne kadar şu an itibariyle. Bu video yayına geçer geçmez, yani ayın 19'u, şu anda 19.30 itibariyle bu bilgiler canlı olarak ekranlara geliyor. Çin'de 85.155 vaka görülmüş, gördüğünüz gibi. Hemen onu İtalya takip ediyor. İtalya şu an itibariyle 35.713 kişi bu vaka sonucu maalesef şu anda gözetim altında. Arkasından İran geliyor. İran'da 18.407 kişi koronavirüse yakalanmış. Yine 17.395 kişiyle İspanya takip ediyor. Almanya'da bugün, dünden beri ciddi bir artış var. Almanya'da 14.481 kişi an itibariyle koronavirüs sebebiyle kontrol altında almış, tedavi görüyor. Ki Almanya ile ilgili bir detayı da verelim. Almanya'da Yeşiller Partisi eş genel başkanı Cem Özdemir de koronavirüse yakalandığını kendi sosyal medya hesabında duyurdu. Onu da belirtelim. Yine Amerika'da 10.755 kişinin şu ana kadar koronavirüse yakalandığını söylemek mümkün. Ardından Fransa geliyor, Kore, İsviçre devam ediyor. Yani baktığınız zaman dünya geneline bu yayılmış durumda. Almanya 5. sıraya yükseldi. Dün 6. sıradaydı. Bugün 5. sırada, ki biliyorsunuz dünyada Çin 1., İtalya 2., İran 3., İspanya 4. sırada. Şöyle bir göz atalım bakalım. Belçika'da 1700 kişi, küsür kişi. Avusturya'da 2013 kişi. Danimarka'da 1200 küsür kişi. Japonya'da 924, gözümüze çarpan birkaç ülkeyi böyle arada verelim size. İsrail'de şu ana kadar 529 kişi. Aşağı doğru gidelim. Pakistan'da 335 kişi. Yine Romanya'da, aynı zamanda Türkiye ile komşu Romanya'da 227 kişi şu ana kadar koronavirüs nedeniyle tedavi altına almış durumda. Yine Rusya, birkaç günde hep söyleniyor Rusya'da neden koronavirüs yok diye. Rusya'da 199 kişi an itibariyle koronavirüse yakalanmış durumda. Türkiye'de 192 kişi olarak şu ana kadar, ki 3 kişi de yaşamını yitirdi. 192 olarak en son aktüel olan durum, 198 olarak açıklandı. Fakat burada 192 olarak bu uluslararası bir map, bilgi yayın paylaşımı yeri. Aslında buraya bilgiler, devletler buraya bilgileri anında bildirmesi gerekiyor. Doğru bildirmesi gerekiyor.
Irak'ta komşu, Türkiye ile komşu olan Irak'ta yine 164 kişi var. Kuveyt'te de var 148 kişi. Böyle devam, yani dünyada, Bulgaristan'da da var, çok az, daha halen 94 kişi de kalmış. Dünyada, şöyle bir aşağıya doğru kaydıralım, bakalım dünyada şu ana kadar en az koronaya yakalanan yer neresi? Senegal'da 31 kişi. Evet, Afganistan'da en az dünyada koronavirüsün görüldüğü yer Afganistan olarak, gördüğünüz gibi 22 kişiyle Afganistan olarak bu map'te, bu şeyde yerini almış durumda. Şöyle bir harita bazında göz atalım. Bastığımız zaman burada ülkelerin hangi ülkede ne kadar hasta var ve kaç kişi yaşamını yitirmiş, kaç kişi kurtulmuş, bunlarla ilgili kısa da size kısa da bilgi vereyim. Şimdi İran'a baktım. Örneğin İran'da evet, şöyle İran'da 18.407 kişi şu ana kadar koronavirüsüne yakalanmış. Bunlardan 1.284 kişi hayatını kaybetmiş. 5.710 kişi ise iyileşmiş. Bu da önemli bir rakam. Ve şu anda aktif olarak da tedavi gören 11.413 kişi İran'da. Kırmızı olan yerler daha çok vakaların yaşandığı yerlerdir. Mesela Türkiye ile ilgili aynı bilgiler var. 3 kişi yaşamını yitirmiş. Türkiye'de henüz iyileşen yok. Onu söyleyelim. Bu 92 ya da 98 kişiden şu ana kadar iyileşen yok. İtalya'da 4.000 kişi iyileşmiş. Yani 35.713 kişi koronavirüsüne yakalanmış. Bunların içerisinde 2.978 kişi yaşamını yitirmiş. Fakat 35.713 kişi arasında 4.025 kişi ise tekrar geri sağlığına kavuşmuş. Buradaki bilgilere göre şu anda 28.710 kişi ise tedavileri devam ediyor. İtalya'da sokağa çıkma yasağı var, biliyorsunuz. Bunlar da şehir şehir verilen bilgilerdir. Yine başka bir bölgeye bakalım. Norveç'e bakalım. Norveç'te 1746 kişi koronavirüsüne yakalanmış. 7 kişi yaşamını yitirmiş. 1 kişi geri iyileşmiş. Onu söyleyelim. Evet, Avusturya'da 2013 kişi koronavirüsüne yakalanmış. Bu saat itibariyle 6 kişi yaşamını yitirmiş ve 9 kişi geri iyileşmiş, sağlığına kavuşmuş. Yine Belçika şu anda. Belçika'da 1795 kişi koronavirüsüne yakalanmış şu an itibariyle. 21 kişi yaşamını yitirmiş. 31 kişi iyileşmiş tekrar. Onu söyleyelim. Evet. İsviçre 36 kişi yaşamını yitirmiş. Başka ben Almanya'ya bakalım. Almanya'da 14.481 kişi an itibariyle koronavirüs şüphesiyle gözetim altına alınmış. Tedavi görüyor şu anda. 43 kişi, az önce belki fark ettiniz, 42 idi. Bir kişi daha yaşamını yitirmiş. Şu an itibariyle 43 kişi yaşamını yitirmiş ve 113 kişi de Almanya'da iyileşmiş tekrar. Halen 14.325 kişi ise tedavi görüyor diyelim. Şöyle başka birkaç bölgeye daha bakalım. Yunanistan'a bakalım. Yunanistan'da 418 kişi koronavirüsüne yakalanmış. 6 kişi yaşamını yitirirken 8 tane de iyileşme var. Normalinde arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Mesela İtalya'da, İtalya baktığımız zaman 35.000 kişi, 35.700 kişi yakalanmış. Bunlardan
2973 kişi hayatını kaybetmişken yani 4000 iyileşme var. Bu yaklaşık %10-15'lik bir şeye tekabül ediyor. Tabii ki bu iyileşme süresi de henüz net değil. Kimisi 2 hafta diyor, kimisi daha az ya da daha fazla diyor. Evet, tekrar bir dünya geneline bakalım. Biraz yükseldi. 230.055 kişi an itibariyle dünyada koronavirüsüne yakalanan kişiler. Bunlar arasında 9.358 kişi yaşamını yitirmiş. 84.557 kişi ise iyileşmiş, tekrar sağlığına kavuşmuş diyelim. Bunlar da halihazırda evet, tekrar başka bir harita görünümü. Şöyle bakalım, farklı bir bilgi var mı? Yok, yine aynı bilgilerin başka bir, bunlar bölge bölge olarak sanırsam verilen bilgilerdir. Biraz daha farklı durum şu anda. Evet, İtalya'yı iki bölgeye bölmüşler. Öyle. Genel bilgiler bunlar da yine. Durum şu anda bu. 19-19-2020 akşam saatlerinde an itibariyle dünyada koronavirüsle ilgili ölen ve şu anda tedavi görenlerin sayısını sizlere aktarmaya çalıştık. Artık her akşam bu saatlerde dünyada kaç kişi yaşamını yitirdi, kaç kişi sağlığına kavuştu ve son gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.